Void, NewsLab Turkey işbirliğiyle düzenlenen temel veri gazeteciliği eğitimlerine hoş geldiniz. Bu videoda veri görselleştirmenin ne olduğunu ve haberde veri görselleştirirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatacağım. Öncelikle bu video bir uygulama veya bir pratik videosu olmayacak. Daha çok bilgiye dayalı ve sunuma dayalı olarak ilerleyecek. Öncelikle sunumumuzu başlatalım ve devam edelim. Veri görselleştirmenin tanımıyla başlayalım. Veri görselleştirme nedir? Veri görselleştirme, karmaşık veri kümelerinin istatistik ve tasarım bilgisi kullanılarak görselleştirilmesi ve anlamlı hale getirilmesidir. Hem veri analizinde hem de veriyi anlamada hem de veri analizi sonrası çıktıların gösterilmesinde kullanılabilir. Disiplinler arası bir alan, birçok alanda bu tip veri görselleştirme örneklerini, çalışmalarını görebiliyoruz. Örneğin veri bilimi olur, olsun, gazetecilik olsun, iş analitiği, iş zekası alanları olsun, veri görselleştirmeden yararlanıyorlar. Peki veri görselleştirmeye neden ihtiyacımız var? Aslında bu sorunun cevabını ekrandaki veri tablosu ve veri grafiği ile kolay bir şekilde örnekleyebiliriz veya cevaplayabiliriz. Soldaki tablo Türkiye'nin illerini ve doğum oranı ve okuma oranlarını gösteriyor. Sağdaki ise aynı tablonun görselleştirilmiş, grafiğe dökülmüş hali. Burada sormamız gereken soru şu. Sağdaki grafiği mi daha kolay anlayabiliriz, soldaki veri noktalarını mı? Yani soldaki özellikle veri noktalarının 1000 satırdan oluşan büyük bir veri olduğunu düşünelim. Yani 2007'den 2019'a kadar bu veriye sahip olduğumuzu düşünelim. Bu değişkenler arası ilişkileri veri tablosundan sadece bakarak görebilir miyiz? Tabii ki hayır. Bu nedenle, sırf sadece bu neden için bile veri görselleştirme ihtiyacımız var. Belirli değişkenler arası ilişkileri, belirli önemli çıktıları, önemli ilişkileri görebilmemiz için veri görselleştirme ihtiyacımız var ki sağdaki tablo bunu çok iyi bir şekilde yapıyor. Okuma oranı ve doğurganlık oranı arasındaki ilişkiyi bize açık bir şekilde gösteriyor. Gel gelelim, veri görselleştirmeyi daha iyi yapabilmek için verinin yapısını anlamamız gerekiyor. Yani veri görselleştirme pratiklerinde bulunabilmemiz için hem elimizdeki veriyi tanımamız gerekiyor, hem de elimizdeki verinin yapısını tanımamız gerekiyor. Verinin yapısı derken belirli veri formatları var. Özellikle data structure denilen anlamına gelen verinin yapısı genelde ya kategorik ya da sayı verisi olarak kabul ediliyor. Sayı verileri genelde sayısal, numara veya belirli bir değere karşılık gelen veriler veya değişkenler olurken, kategorik veriler tabloda gördüğünüz gibi şehir isimleri olabilir, bir metin verisi olabilir veya bir coğrafi veri de olabiliyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda zamansal veriler de var. Örneğin yıllar, aylar veya belli tarihler de zamansal veri olarak kabul ediliyor. Bunları bilmemiz neden önemli? Bunları bilirsek belirli veriler için belirli grafik seçimlerini tahmin edebilir ve belirli, yani doğru grafiği seçebiliriz. Aslında önemli olan bu. Bu noktada çünkü grafik seçimi eldeki verinin yapısına göre değişiyor. Yani elimizdeki veri coğrafi bir veri değilse, yani il verisi veya belli dünyadaki bölgeleri, ülkeleri göstermiyor, doğal olarak belli bir harita elde edemeyiz. Bu nedenle elimizdeki verinin yapısını iyi tanımalıyız, iyi bilmeliyiz. Bunun yanı sıra görselleştirdiğimiz veriler veya seçtiğimiz grafik tipleri elimizdeki veriyi belirli fonksiyonlara ve işlevlere göre analiz ediyor ve hesaplıyor. Yani belli bir karşılaştırma mı yapıyor, oranlama mı yapıyoruz, yoksa dağılıma mı bakıyoruz? Bunun gibi işlevler ve fonksiyonlar. Özellikle hem temel grafik seçiminde hem de bu tip fonksiyonlara bakabilmek için veri görselleştirme kataloğundan yararlanabilirsiniz. Bu kataloğu aynı zamanda Türkçe'ye çevrildiğinde belirtelim. Türkçe'ye çevrilmesinde Void'un yönetim kurulu üyeleri ve bazı üyelerinin de katkısı olduğunu ayrıca belirteyim. Dikkat ederseniz birçok veri görselleştirme grafiğini görebiliyoruz. Örneğin çubuk grafiğe tıklarsak
hem bunun açıklaması hem de bu grafiğin hangi araçlarla yapılabileceğine dair detaylı bilgileri de görebilirsiniz. Gel gelelim temel grafikleri. Aslında temel grafikler genelde en çok tercih edilen çubuk grafik, pasta grafik gibi ya da çizgi grafik gibi temel anlamda en çok kullanılan grafikler. Genel olarak bunlar hakkında kısa bir bilgi verecek olursam, sütun veya çubuk grafik adı verilen ilk grafikler genelde kategorik verilerin karşılaştırmasında kullanılıyor. Ayrıca çubuk grafik farklı formatlarda da görselleştirilebiliyor. Örneğin gruplanmış çubuk grafik olarak veya yığılmış çubuk grafik olarak farklı şekilde verinin formatına göre farklı biçimlerde görselleştirilebiliyor. Çoklu grafikte aslında iki ayrı değişkeni belli bir gruba göre görselleştiriyor. Ki burada örneğin yaş gruplarına göre görselleştirmiş dikkat ederseniz. Yığılmış çubuk grafikte ise bir değişkenin farklı kategoriler içindeki aslında oranına dikkat çekiyor bu noktada. Örneğin farz edelim ki bu İran'ın nüfusu kırmızı çubuk kadın nüfusunu gösterirken mavi çubuk ise erkek nüfus oranını gösteriyor. Kısaca bir nevi aslında pasta grafiğin alternatif olarak da kullanılan bir grafik, yığılmış çubuk grafik. Bunun yanı sıra çizgi grafik ise belirli zaman aralığındaki sayısal değişimleri göstermek için kullanılıyor. Örneğin işsizlik oranını görselleştirmek için çizgi grafiği çok kolay bir şekilde kullanabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey veride zamansal bir değişken olması. Bu gün olur, ay olur, tarih olur, yıl olur. Buna dikkat edeceğiz. Pasta grafik ise bir daireyi kategorilere orantılı olarak bölüyor ve kategorileri yüzde üzerinden hesaplıyor. Ve şunu da unutmamak gerekiyor. Pasta grafikte payların tamamı yüze eşittir. Eğer toplam yüzden fazlaysa pasta grafik yanlış gösterilmiştir veya yanlış görselleştirilmiştir. Bunun yanı sıra dağılım grafiği ise yatay ve dikey eksenden oluşan bir grafik ve her iki değişkende bir sayı verisi. Ve bu noktada dağılım grafiği iki değişken arasındaki ilişkiye korelasyonu gösteriyor ki daha önceki doğum oranı ve okuma oranı grafiğinde aslında dağılım grafiğini kullanmıştık ve orada doğum oranı, okuma oranı arttıkça doğum oranının azaldığını gözlemlemiştik. Veri görselleştirme denildiğinde bir diğer önemli nokta ise renk seçimi. Renkler veri görselleştirmenin hızlı algılanabilmesi ve kolay bir şekilde anlaşılabilmesi için çok önemli. Bu noktada özellikle renklerin sembollere ve şekillere olan üstünlüğü tartışılmaz. Örneğin buradaki egzersizde her iki kısımda da bir tane yuvarlak kırmızı nokta var. Şimdi yuvarlak daireyi veya yuvarlak noktayı hangisini daha hızlı bulduğumuza bakabilirsek muhtemelen soldaki kısımda, soldaki şekilde farklı renkler kullanıldığı için kırmızı daireyi daha hızlı bulduk. Bu noktada beynimiz, özellikle görsel algılarımız zıttıkları çok seviyor. Bu nedenle sembol yerine, şekil yerine renkleri tercih etmemiz çok önemli. Bir diğer egzersize bakalım. Yine sağdaki ve soldaki iki şekle bakarsak, iki grup arasındaki sınırı hangisinde daha rahat bulduğumuzu ve daha kolay fark ettiğimize bakabilirsek, soldaki kısımda farklı renkler kullanıldığı için iki grup arasındaki sınırı çok kolay bir şekilde görebiliyoruz. Sağdaki görselde ise bir tarafta yuvarlak noktalar, diğer altta ise küpler, kare şeklindeki şekiller kullanılmış ama özellikle farklı renkler kullanıldığı için soldaki görseldeki sınırı daha hızlı ve daha kolay görebiliyor, algılayabiliyoruz. Bu nedenle grafiklerde özellikle renkleri kullanmaya gayret etmeliyiz. Bir diğer nokta aslında bu genelde birçok kullandığımız yazılımlarda da doğrudan varsayılan olarak gelen bir şey aslında ama yine de hatırlatmakta fayda var. Renklerin koyu ve baskın tonlarını doğru kullanmalıyız. Çünkü eğer verinin değeri yüksekse koyu ton, düşükse daha çok açık tonlarını tercih etmeliyiz.
özellikle okuyucuyu yanıltmamak için buna dikkat etmeliyiz. Bunun yanı sıra anlaşılabilir ve uyumlu renkler kullanmalıyız. Özellikle bulunduğumuz toplum içinde veya sesleneceğimiz kitle içinde renklerin doğru algılanmasına dikkat etmeliyiz. Örneğin iyi veya kötü. Dikkat ederseniz burada iyi kırmızı, kötü ise yeşil renkte göstermiş. Aslında mevcut stereotiplerimize veya mevcut kültürel kodlarımıza baktığımız zaman yani kırmızı genelde kötü, iyi veya yeşil. Yani buna bir nevi gelişme veya düşüş olarak da görebiliriz. Örneğin işte büyüme oranı veya düşüş oranı diyelim ekonomimizin. Bunu göstermek için yeşili genelde büyüme oranını, düşüş oranı ekonomideki kötüye gidişi ise genelde kırmızı kullanarak görselleştiririz. Bunlara dikkat edeceğiz. Bunlar özellikle okuyucunun görseli daha iyi algılaması ve daha hızlı bir şekilde anlayabilmesi için önemli parametreler. Bunun yanı sıra bahsettiğim gibi daha öncesinde verinin yapısı da grafiği renklendirirken önemli bir adım. Özellikle bu tip örneğin isimlerden oluşan kategorik veriler kullanıyorsak genelde bu kategorik verilere göre renklendirmeler kullanmalı. Yani her rengin farklı tonlarını görselleştirmek yerine her kategoriye karşılık gelecek farklı renkler kullanmalıyız. Çünkü bu bir işsizlik oranı veya herhangi bir oranın yıllara göre artışı değil. Öyle bir şey olsaydı tek bir renk kullanabilir ve verinin büyüklüğüne göre koyu renkler tercih edebilirdik. Ama bu noktada her çubuk belli bir isme, belli bir kategoriye denk geldiği için kategorik renklere uygun farklı renkler tercih etmeliyiz. Bu noktada bir diğer önemli parametre ise renk seçimini yaparken veya grafiğimizde, görsel çalışmamızda renkleri kullanırken renklerin kontrast değerine dikkat etmeliyiz. Yani okuyucunun görsel içerisindeki renkleri, arka planı ve görsel içerisinde kullandığımız fontları görebilmesi ve kolay bir şekilde okuyabilmesi gerekiyor. Bu noktada okunabilirliğe ve renk kullanımına ayrıca dikkat etmeliyiz. Bir diğer önemli nokta ise grafiklerimizde kesinlikle bir başlık bulunmalı. Yatay ve dikey eksenlere kesinlikle başlıkları eklemeliyiz. Ve eğer kullanacağımız yazılım veya kullandığımız yazılım veri etiketlerini gösteriyor veya lejantları destekliyorsa bunları da okuyucuyu bilgilendirmek ve özellikle grafikte vereceğimiz mesajı güçlendirmek ve belirli bir bağlam oluşturmak için hem grafik başlığı hem dikey eksen başlığı hem de yatay eksen başlığı gibi önemli parametreleri de unutmuyor ve grafiğimize ekliyoruz. Dikkat etmemiz gereken noktalardan bir diğeri ise 3 boyutlu grafikler. Özellikle okuru yanıltmamak için 3 boyutlu grafikleri tercih etmemeliyiz. Neden? Örneğin soldaki grafikte dikkat ederseniz kırmızı kısım yeşil kısımdan büyük olarak görülüyor. Özellikle perspektif kullanıldığı için 3 boyutlu olarak grafik görselleştirildiği için soldaki grafikte Hogwarts'ın nüfusu atıyorum Middle Earth'ten fazla görülüyor. Ama sağdaki grafiğe baktığımda yani 2 boyutlu şekilde görselleştirildiğimde bu pasta grafiği aslında nüfusun aynı oranda olduğunu görüyoruz. Yani şunu demek istiyorum. 3 boyutlu grafikler kullanarak okuyucuyu bilerek veya bilmeyerek yanıltabiliriz. Bu nedenle 3 boyutlu grafikleri veri görselleştirme pratiğinde tercih etmemeliyiz. Bir diğer nokta, pasta grafiklerde özellikle değerler arasındaki fark azaldıkça pasta grafikteki açıları algılamamız da bir nevi o derece azalıyor. Özellikle dikkat edersek ABC pasta grafiklerinde hangi kısmın diğerinden daha büyük olduğunu kolay algılayamıyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5 gibi değerler onların veri değerleri değil, bir nevi isimleri. Yani Ankara, İzmir, İstanbul, Eskişehir, işte Bursa gibi şehirlerin diyelim ki herhangi bir değişkende paylarını gösteriyor bu grafikler. Ama bu noktada açı kullanıldığı için ve
pasta grafiklerdeki bu kategoriler arasındaki değerlerin birbirine yakın olduğu için bu değerleri çoktan aza veya azdan fazlaya doğru hiyerarşik olarak sıralamakta veya algılamakta zorluk çekebiliyoruz. Ama aynı işlemi çubuk grafikte yaparsak, dikkat ederseniz örneğin siyah çubuğun, siyah kısmın diğer kısımlardan büyük olduğunu daha rahat şekilde karşılaştırabiliyor ve algılayabiliyorum. Bu nedenle eğer grafiklerde veya veride kategoriler arası değerler çok azsa, değer uzaklığı azsa pasta grafik yerine çubuk grafiği tercih etmek önemli. Ki bu durum hem algılamayı kolaylaştırıyor hem de verilen mesajı daha hızlı bir şekilde iletebiliyor. Bunun yanı sıra yine 3 boyutlu grafikleri tercih etmemeye dikkat ediyoruz. Bu durum pasta grafikte de olsun, çubuk grafikte de olsun. Yine 3 boyutlu grafikler yerine 2 boyutlu sağdaki gibi grafikler tercih etmeliyiz. Ayrıca kullandığımız grafiklerde eksen kullanımına da dikkat etmeliyiz. Eksen kullanımı derken genelde grafiklerde iki ayrı eksen kullanırız. Yatay bir eksen ve dikey bir eksen. Ama birden çok eksen kullanıldığı da olabiliyor bazı grafiklerde. Ki soldaki grafikte dikkat ederseniz sağda bir ek ve eksen daha kullanılmış. Ayrıca iki ayrı grafiğe bakarsak aynı veriye ait olmalarına rağmen soldaki grafikte kırmızı çubukların yeşil çubuklardan üstün olduğunu, yüksek bir değere sahip olduğunu, sağdaki grafikte ise bunun tam zıttı bir çıktıya ulaştığımızı görüyoruz. Bunun nedeni soldaki grafikte ek bir eksen kullanılması ve dikkat ederseniz eksen değerlerinin birbirinden yani birbiri arasında bayağı fark olması ve bu eksen kullanımının bize belli bir şekilde gösterilmemiş veya okuru bu konuda bilgilendirilmemiş olması yatıyor aslında bu sorunun kaynağında. Çünkü aslında burada sağdaki eksen kırmızı çubukları, soldaki eksen ise yeşil çubukların görselleştirilmesinde kullanılmış. Biz bu eksenleri tek bir eksen olarak ele aldığımızda, yani tek bir eksen olarak sağdaki grafikteki bir görselleştirdiğimizde bunu kolay bir şekilde görüyoruz ki bize burada yani soldaki grafikte gösterilen yani gördüğümüz çıktıların sağdaki grafikte tam tersine tam zıttı olduğunu görüyoruz. Kısaca şunu demek istiyorum. Genelde grafiklerde iki ayrı eksen kullanıyoruz. Üçüncü bir eksene ihtiyacımız yok. Eğer ihtiyacımız var ise birincisi bunu okuyucuya kesinlikle belirtmeliyiz ki yanıltmamak amaçlı. İkincisi genelde bu tip grafiklerde eksenler de o çubuğun veya oradaki veri noktasının hangi grafik kullanılmışsa, hangi grafik türü kullanılmışsa o ögenin rengine boyanması ve o ögenin renginde olması gerekiyor. Yani buradaki mesela sağdaki grafiğin, daha doğrusu sağdaki eksenin kırmızı, soldaki eksenin ise yeşil renkli olması gerekiyor ki ben bu verileri doğru şekilde algılayayım ve hangi çubuğun veya hangi veri noktasının hangi eksene göre okunacağını algılayıp ona göre bir çıktı elde edeyim. Ama bu hali hazırda yani hepsinde saat verisi kullanılmış. Bu durumda üçüncü bir eksene gerek yok. Bu nedenle tek bir eksene indirgememiz buna doğal bir çözüm bulacaktır ki sağdaki grafik bunu çok iyi bir şekilde gösteriyor. Son olarak grafiklerde kullandığımız eksenlerin sıfırdan başlamasına dikkat etmeliyiz. Özellikle ilk grafiği okursak, soldaki grafikte Honolulu'nun Hawaii'den daha fazla geliri sahip olduğunu ve neredeyse Hawaii ile Honolulu arasında yani bayağı bir uçurum olduğunu görebiliyoruz. Ama aynı grafiği sıfırdan, yani aynı grafiğin eksenini sıfırdan başlattığımızda hiç de durumun soldaki grafikteki gibi farkın bu denli fazla olduğunu görmüyoruz. Hatta Hawaii'nin diğer eyaletlere göre makul bir gelir olduğunu görebiliyoruz. Kısaca şunu demek istiyorum. Eğer ekseni sıfırdan başlatmazsak okuyucu veya kullanıcı
Bu veri görselleştirmedeki mesajı yanlış algılayabilir. Bir nevi bilerek veya bilmeyerek okuru manipüle edebiliriz. Bu nedenle bunu yapmamak, bundan kaçınmak için ekseni sıfırdan başlatmaya gayret etmeliyiz. Yine aynı durumu alttaki alan grafiğinde de görebiliyoruz. Yine burada değerler dikkat ederseniz 110'dan başlamış. Burada ise sıfırdan başlamış. Soldaki grafikte neredeyse inişi çıkışlı bir eğilim, trend göze çarparken aslında ekseni sıfırdan başlattığımızda hiç de veride o denli inişli çıkışlı bir trend olmadığını, sabit bir şekilde ilerlediğini, sabite yakın bir şekilde ilerlediğini görebiliyoruz. Bu nedenle özellikle grafiklerimizi görselleştirirken eksenleri sıfırdan başlatmaya dikkat etmeliyiz. Evet, bu videodaki kaynaklarımıza sunumun altındaki kısımdan ulaşabilirsiniz. Bu kaynaklara dair bağlantıları, linkleri ayrıca videonun altında da bulabilirsiniz. Sunumu da videonun altına ekledik. Bu videoda genel olarak veri görselleştirmeyi tanımladık ve haber için veri görselleştirme tasarlarken nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsettik. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.